oldu abi bu saatte? Mevzum var. Gir içeri gir. Evet var. Acil durum. Kutuyu açacağız. Kutuyu mu? Hayır. Hayır, bu işi şansa bırakamam. Tuzağa düşmemek için Kerem'in aslında kim olduğunu her zaman hatırlamalıyım. Bana gösterdiği yüzü değil, gerçek yüzünü aklıma kazımam lazım. Evet, somut bir şey lazım. Defter. Tamam. Ya nereden geldi aklına kutu? Yıllardır orada duruyordu. Sen unuttun bunu değil mi? Ah bro, ah. Yok canım, unutur muyum hiç? Ben bu kutuyu ne zaman hazırladığımızı bile hatırlıyorum. Üniversite 1'deydik. Evet ya. Sen kel bir selden tekmeyi yemiştin. Evet, sen de... Neyse şimdi hatırlatma. Ya, yok. Büyük darbe yemiştik be abi. Hı? Evet, kötü olmuştu. O kadar günü unutur muyum hiç? Ama o gün ne demiştik? Bir daha asla kalbimizi kırdırtmayacağız demiştik. Kan kardeş olduk. Sonra da bu kutuyu hazırladık. Evet, acil durumlar için. Canımız yanmasın diye. Evet. Kuyruğun da vardı. Sen de gözlerine kalem çekiyordun. Ama bir dakika ya. Bro, sen bana bugün çok farklı konuştun. Böyle şeyler dedin. Sal dedin biraz, akışa bırak. Belki de ihtiyacımız olan şey budur falan dedin. Haklısın. O yüzden zaten buraya geldim. Aklım o sırada başımda değildi. Öyle ağzıma geldiyse söyledim. Dedim ki ben bromu ateşe attım. Koştum geldim buraya. Ciddi misin ya? Yani şimdi bana verdiğin bütün öğütleri geri mi alıyorsun? Çenem kırılsaydı da o konuşmayı hiç yapmasaydım. Ama Allah'tan hemen uyandım. Bro, son zamanlarda bize bir rehavet çöktü. Doğru söylüyorsun bro. Aynen bro, aynen. İşte o yüzden şimdi kutuyu açma zamanı, yüzleşme zamanı. İçimizdeki çocuğu dinleme zamanı. Hazır mısın? Hazırım. Bak, hazırladığımız liste de duruyor üstünde. Hadi hayırlısı. Her zaman yanımda olacak bir liste. Baktıkça bana onu hatırlatacak. Başlayalım bakalım. Önce ne yazsam? Madde 1. Çapkınlık. Heh. Alemlerde gezip tozmak. Her çiçekten bal almak. Bunlarda gözle görünür oranda bir azalma var mı? Bende mi, sende mi? Abi neyin var? Yok bir şey. Abi nasıl yok bir şey ya? Bütün gece sessiz sessiz oturdun. Bana bak. Kızarım ben bile. Sanırım benim şu an ihtiyacım böyle biraz kafa dinlemek. Ne bileyim, sakin bir yerde bomboş tavanı falan seyretmek ya. Bro, beni değil seni test ediyoruz. Ben taş gibi sağlamım, yerimdeyim. Sen dedin ben Gonca'ya düşüyorum diye, ben mi dedim? Yok demedin de. Buna evet diyorum Volkan. Hadi ben yalandan da olsa evliyim yani, yalandan da olsa. Peder Bey hep ensemizde ama sen çok boşladın. Abi dakika bir gol bir oldu ya. Kerem yakışıklı, karizmatik belki ama asla aşık olunacak biri değil. Çünkü... Bir, Kerem bencil. Dünyada görebileceğiniz en bencil insan hatta. Kerem sadece ama sadece kendini düşünür. Beni karıştırma abi. Bu testi senin için yapıyoruz. Soru basit. Onu kıskanıyor musun? Abi kıskanmıyorum dedim ya. Yardım edeyim hanımefendi. Yok, hiç gerek yok. Arabam zaten şurada. Yok yok, siz verin onu bana. Alayım. Ne oluyor lan orada? Hayırdır birader, ne oluyor burada? Yardım ediyordum. Kerem arkadaş yardım ediyordu. Başlatma yardımını. Bilirim ben o yardım. Bırak. Bırak onu. Bak, hanımefendi var orada. Git ona yardım etsen. İyi düşün Volkan. Bak, şimdi yalan söylersen sadece testi değil, kendini de kandırmış olursun. Yok abi, kıskanmıyorum. Kıskanıyor muyum? Ben buna da tik atıyorum. Hiç şansa bırakamam. Ne olur ne olmaz. Soru 3. Onu rüyanda görüyor musun? Ben böyle tereyağından kıl çeker gibi ayarlarım erkekleri. Ruhları bile duymaz. Sen kitap okumayı seversin, ben baklava yemeyi. Ama baklava öyle Antep'te değil, erkekte severim. Erkeklere güven olmaz.
Zaten erkeklerin güvenilmesi makbuldür. Öyle tek gecelik ilişkiler makbuldür. Öyle heveslik, bir anlık şeyler. Uzun ilişki bana göre değil. Getir avucunu. Al bak, beni özlersen buna bakar bakar ağlarsın. Şöyle bol parfüm sıkmıştım, onun kokusu da kalsın. Erkekler beni bekleyin. Hayır. 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 Bu soru çok net ve cevabı da net. Görmüyorum. Aman iyi. Görmüyorsan görmüyorsun. Ne yapalım? Kupon verelim şimdi. İyi canım, niye gerildin bu kadar? Gerilmedim abi. Şey, neyse tamam. Bunun üstünü çizdim o zaman. Güvenilmez. Evet. Kerem güvenilmez. İki. Güvenilmez. İnsanı yarı yolda bırakır bu Kerem. Kandırır. Öyle kandırıldığınla kalırsın. Üç. Saygısız ya. Saygısızsın sen Kerem. Sen saygısız bir insansın. Üç. Saygısız. Her şey oyun. Her şey eğlence ona. Buna da evet dersen artık kutuyu açıyoruz. Heh. Hazır mısın? Tamam, sor. Kızın arkadaş ortamına giriyor musun? Arkadaşları veya ailesiyle vakit geçiriyor musun? Ne arkadaşlarıyla ne ailesiyle tanışmadım abi. Emin misin? İyi düşün bak. Eminim ya. Bayağı tanışmadım kimseyle. Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Gece gelme, gündüz gel, horozdan korkan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Ben bu riski alamam. Ben bu riski alamam. Yani yarı yarıya da olsa tehlike varsa var demektir. Açalım diyorsun yani kutuyu. Seni düşünüyorum. O yüzden kanaat notumu kullanıyorum. Buna da tik atıyorum. Açalım abi. Beraber. Dört. Kibirli. Kendini beğenmiş. Şımartmışlar bunu. Kibirli. Tabii Yelda Hanım öyle el bebek gül bebek büyütmüş. Her istediği böyle altın kaşıkla ağzına verilmiş. Ondan sonra kibirli. Kendini çok beğenmiş. Kibirli bir insansın sen. İyi akşamlar Ayşe Hanım. Havuzu kullanacak mıydınız acaba? Yok, ben ders çalışıyorum. Böyle çay falan içiyordum da kullanmayacağım. Şey efendim, temizleme sistemi bozulmuş efendim de iki gün sonra geleceklermiş bakıma. Şimdilik klorladılar, iki saat havuza girilmemesi gerekiyormuş. Yani deri tahriş eder ve gözleri yakar diye uyardılar. Teşekkür ederim Canan da yani bu havada, bu saatte suya girmek için anlıyorum. Biraz. Anlıyorum efendim, öyle tembihlediler çünkü bilgilendirmek istedim. Tamam tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. İyi geceler. Beş. Zevksiz. O dinlediği acayip şeyleri müzik zannediyor mesela ya. Takıyorum bak. Çok heyecanlıyım. İyi mi böyle? İyi. Hazır mısın kanka? Yes. Bu mesajı gelecekteki Volkan ve Kerem'e yolluyoruz. Bizi iyi dinleyin. Bir şey diyor. Kerem ve Volkan, söyleyeceklerimiz size. Çünkü siz, siz değilsiniz. Siz bizsiniz. Ya kafam karıştı. Mesajı direkt verelim. Evet, benim de kafam karıştı biraz. Şimdi. Bak dinle, bizi iyi dinleyin. Bir kızı terk edeceğiniz an, ondan etkilenmeye başladığınız andır. Eğer etkilenirsiniz, sevgili olursunuz. Sevgili olursanız da er ya da geç evlenirsiniz. Ama siz asla evlenmeyeceksiniz. Çünkü biz evlenmek istemiyoruz. Biz hayatımızı yaşamak, gezip tozmak ve sınırsız eğlence istiyoruz. Bu kadar basit, evet. Gel. Anlaşıldı mı? Ve bizim parolamız
Bu dünya benim. Vay be. Kanka güzel olmuş örgü. Bunu asla kesmeyeceğim. Ben de buraları ördüreyim diyorum. Ya işte böyle. Vay be abi. Eskiden daha mı akıllıymışız, neymişiz? Yok abi. Şimdi sorular daha zor. Neyse bak. Bundan sonra bu videoyu, bu yazanları dikkate alıyoruz. Tamam mı? Rehavet falan yok. Yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?